Birol Topuz organizasyonu olan ve Topuz Sports Management'ın sunduğu Akros İstanbul'un ana sponsorluğunda gerçekleştirilen... İşte Ataşehir'de heyecan başlıyor. Salondan görüntüler ekranlarınıza gelmeye başladı. Ataşehir İstanbul'a hepiniz hoş geldiniz. Evet, Birol Topuz'la birlikteyiz. Birol Topuz, Remeo'nun ilk boks organizasyonu, kickboks organizasyonlarıyla defalarca organizasyonlar düzenlemiştin ve bu gecede bir resital sergilenecek. Değerli izleyiciler, tartılar gerçekleştirildi. Şimdi tartılara gidiyoruz. Türk boksörlerimiz Fatih Gereş, Umut Çamkıran, Fırat Arslan ringe çıkacaklar. Heyecanımız son derece büyük. Zafer haftamızda, zafer bizim olsun diyoruz. Büyük bir heyecan yaşanacak. İşte ekranlarda. Ve Fatih Gereş, 2011 Avrupa Şampiyonusun. Profesyonel kariyerinde de adım adım ilerliyorsun. Hedef neler? Hedef Avrupa Şampiyonluğu. Şu anda 7 maçtan gidiyorum. İnşallah yarın 8. maçıma çıkacağım. Seriyi bozmadan devam etmek istiyorum. Bazen böyle çok iyi geri dönüşlerin oluyor. Bu maça hazır mıyız? Bu maça hazırız. Şükürler olsun. İyi hazırlandım. Antalya'da kamp yaptım ve buraya geldim. Hazırlıklarım çok güzel geçti. Herkese TV 8.5 ekranlarına bekliyorum. Çok güzel gece olacak. Peki, başarılar diliyorum. Sağ olun. Değerli misafirlerimiz, sevgili TV 8.5 izleyicileri, bu gece İstanbul'da muhteşem bir boks gecesi yaşayacağız. Birol Topuz'un organizasyonu, Topuz Sports Management'ın sunduğu Akros İstanbul'un ana sponsorluğunda gerçekleştirilen... Ve şimdi Umut, ağır siklettesin. 7 maç, 7 galibiyet, knockout. Hepsi knockout. Şimdiye kadar hepsi knockout, evet. İlk roundda çoğu. Devam edeceğiz inşallah, bakacağız. Macar rakip? Macar, evet. İyi, ağır, o da ağır boksör, tecrübeli boksör. İyi olacak. Stilin, herkes Mike Tyson tarzı ve Mike Tyson'ın sürekli antrenmanlarını izliyorsun. Evet, birebir onun antrenmanlarını yapıyorsun. Çocukluğumdan beri, 8 yaşımdan beri aynı, her zaman Mike Tyson'la. Öyle devam ediyoruz. Ya kendini ışına benzetiyor musun? Bir dansçı çocuk nasıl Michael Jackson'a heveslenip onun gibi dans ediyorsa, aynen, sen de Mike Tyson'a heveslenip onun gibi boks yapacaksın. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Dediğin gibi. Aynen öyle. Peki, başarılar diliyoruz. Fatih'e de, Fırat'a da, sana da başarılar. Sağ olun. Kariyerinde ilk kez Türkiye'de maça çıkıyorsun. Neler hissediyorsun? Ya çok seviniyorum. Allah'a şükürler olsun. İlk kez Türkiye'de maç yapmama yani izin verdi Yüce Allah. Hep rüyamdı, hep istedim ve Allah'a şükürler olsun bu sefer yani gerçekleşti. Nasıl tepkiler, etkiler? Ya çok seviniyorum yani burada maç yapabileceğime, vatandaşlardan çok yani destek görüyorum. Arkamda zaten böyle Türk milleti durdukça inanıyorum kazanacağıma. Peki bundan sonraki hedefin neler? Avrupa Şampiyonluğunu kazandın WBO'da. Nuri Seferi'yi yendin. Bundan sonra ne olacak? Benim hedefim zaten daima tekrar dünya şampiyonu olmak. Zaten tarihe imza attım. Türkiye'nin ilk profesyonel boks dünya şampiyonu olacak ve inşallah bir kez daha olurum ama yani aslında çok üzücü olan, biz yani Osmanlı torunuyuz. Bizden bir değil 1000 tane çıkacak potansiyel var ve inşallah yani Fatih Keleş kardeşim, Umut kardeşim, o kadar yani genç kardeşlerim var. Yani inanıyorum istikbalde daha çok genç Türklerimizin şampiyon olacağına ama istiyorum ki de inşallah arkasında dururlar yani. Sponsorlar olsun, devlet olsun yani o konuda. Ben size güveniyorum. Açıkçası Fırat'a da, Fatih'e de, Umut'ta aynı şekilde İstanbul'da büyük zaferle döneceksiniz diye düşünüyoruz. İnşallah, inşallah yani hepimiz zaferle döneriz. Giorgi Tevdorashvili and his opponent in the red corner, rakibini kırmızı köşede representing Germany, Alman sporcu Konstantin Biegler. Kariyeri kariyerinde ilk kez Türkiye'de maça çıkıyorsun. Neler hissediyorsun? Ya çok seviniyorum. Allah şükürler olsun. İlk kez Türkiye'de maç yapmama yani izin verdi Yüce Allah. Hep rüyamdı, hep istedim ve Allah şükürler olsun bu sefer yani gerçekleşti. Nasıl tepkiler, etkiler? Ya çok seviniyorum yani burada maç yapabileceğime, vatandaşlardan çok yani destek görüyorum. Arkamda zaten böyle Türk milleti durdukça inanıyorum kazanacağıma. Peki bundan sonraki hedefin neler? Avrupa şampiyonluğunu kazandığın WBO'da Nuri Seferi'yi yendin. Bundan sonra ne olacak? Benim hedefim zaten daima tekrar dünya şampiyonu olmak. Zaten tarihe imza attım. Türkiye'nin ilk profesyonel boks dünya şampiyonu olacak ve inşallah bir kez daha olurum ama yani aslında çok üzücü olan biz yani Osmanlı torunuyuz. Bizden bir değil 1000 tane çıkacak potansiyel var ve inşallah yani Fatih Gereş kardeşim, Umut kardeşim, o kadar yani genç kardeşlerim var. Yani inanıyorum istikbalde daha çok genç Türklerimizin şampiyon olacağına ama istiyorum ki de inşallah arkasında dururlar yani. Sponsorlar olsun, devlet olsun yani o konuda. Ben size güveniyorum. Açıkçası Fırat'a da, Fatih'e de, Umut'ta aynı şekilde İstanbul'da büyük zaferle döneceksiniz diye düşünüyoruz. İnşallah, inşallah yani hepimiz zaferle döneriz. Gecenin ilk mücadelesi başlıyor sevgili izleyiciler. Birol Topuz'la birlikteyiz. Gecenin ilk karşılaşması Giorgi Tevdorashvili ile Konstantin Biegler arasında. Tevdorashvili 27 galibiyeti bulunuyor. Değerli izleyiciler, 17'de nakavta sahip bir boksör. Ve Alman boksör yenilgisiz 3 maç 3 galibiyeti bulunuyor. Konstantin. 31 yaşında Alman sporcu ve 90 boyunda 90 kilogram ağırlığında profesyonelde 3 maç yaptı. 3'ünü de knockout'la kazandı. Konstantin Biegler. And the ring referee karşılaşmanın ring hakemi Mr. Iko Bebek from Croatia, Hırvatistan. Mücadele başlıyor. Karşılaşmanın hakemi iki boksörü de yanına davet etti ve mücadele için hazırlıklar tamam. İlk round başladı. Konstantin tartısında 90.4, Giorgi Tevdorashvili 90.2 geldi tartısında. 6 roundluk bir mücadele sevgili izleyiciler. 91 kiloda bir mücadele bu. Sol direk atmayı denedi. Alman boksör kırmızı eldivenleriyle ringde Konstantin Biegler. Diğer tarafta Giorgi Tevdorashvili Gürcü boksör. Sağ kroşe girişimi var. 30 yaşında Tevdorashvili. Konstantin Biegler 31 yaşında. 3 galibiyeti var. 3'ünü de knockout'la elde etti Alman boksör. Yenilgisi yok, beraberliği bulunmuyor. 2016'da geçen sene Haziran ayında profesyonel kariyerine başladı. Gürcü boksörse 2008'den beri profesyonel ringlerde boy gösteriyor. Sağ kroşe girişimi var Gürcü boksörden. Sağ kroşe denedi. Alman boksör Konstantin Biegler. Sol direk denemesi var. Birol Topuz'la birlikte yorumlarımızı yapıyoruz. Nasıl başladı maç Birol Topuz? Şu anda Konstantin daha çok uzun mesafede yani sol direklerle sağ direklerle mesafeni korumaya çalışıyor. Ama Gürcü boksör de yakına girip uzanma mesafesinin çok etkili olduğunu bildiği için yakından mücadeleyi kabul ederek kazanmanın hesabını yapmaya çalışıyor. Direkt yumruklarla rakibini uzak tutma çabasında bir tane deneme yaptı. Arkasından yumruk kombinasyonuna girmeye çalıştı Gürcü boksör. Sağ kroşe girişimi var. Benim tecrübem karşısında dayanabilme şansını görmüyorum demişti Alman boksör için. Gürcü boksör tamam iyi yıkıcı yumrukları var ama benim kadar tecrübeli değil. 54 maç yaptı bugüne kadar Gürcü boksör. Alman boksör bu tecrübeye dikkat etmesi lazım. Konstantin'in tabii ki yeni profesyonelde çabuk nakavtlarla belli bir puan alması gerekiyor ama Gürcü'nün baktığımız zaman tecrübesi daha yüksek ama Konstantin daha istekli ve arzulu. Konstantin karaciğerine doğru yöneldi. İsabet etse de pek etkilemedi Gürcü boksörü Tevdorashvili'yi. Komşu Gürcistan'dan geliyor Tevdorashvili. Hemen kontra yumruğa müsaade etmedi. Sarılmaları görüyoruz ilk dakikada. Daha ilk kez oldu bu. İki boksör arasında sol direk. Konstantin sağ direk atarken bir sağ kroşe yedi. Sol direklerini vuruyor. Hemen ring etrafında dönmeye başladı. Kareli'den geliyor. Gürcistan'ın Kareli şehrinden Tevdorashvili. Hamburg'da yaşıyor Biegler, Almanya'da. Altın altın karşılaşmanın ilk roundunu tamamlamak üzereyiz. Ve ilk round tamamlanıyor. İlk roundda iki boksör de birbirlerine üstünlüklerini pek gösteremediler ama özellikle Birol Topuz Alman boksörün direkt yumruklarla. Tabii uzanma mesafesi daha iyi olduğu için aslında sol direğin üzerinden sağ direğe vurmayı hesapladı. Fakat rakip de uyanık. Yani neden? Fatih Gereş ringe çıkacak sevgili izleyiciler birazdan. Bu maçın hemen ardından Fatih Gereş 2011 Avrupa şampiyonumuzun maçı var. Fatih Gereş antrenmanlarını, son hazırlıklarını yapıyor soyunma odasından. Canlı olarak geliyor ekranlara görüntüler şu anda. Fatih bayağı hırslı. 2011 Avrupa şampiyonumuz profesyonel kariyerine başladı ve yenilgisiz devam ediyor. Fatih'in çok iyi ve bana göre profesyonel anlamda ilk 15'e girmek için bu karneyle 4-5 maç daha yapması lazım. Alman boksörle Gürcü boksör arasındaki mücadele başladı. İkinci roundda başladı. Sol kroşe girişimi var. İkinci rounddayız. Sağ kroşe girişimi sonuç vermedi. İyi kapanıyor Gürcü boksör Tevdorashvili. Sol kroşe tekrar. Sadece Türk boksörlerimizin değil, Avrupa'da sıralama mücadelesinde önemli karşılaşmalarda İstanbul'da, Ataşehir'de gerçekleştiriliyor. Bakın şimdi yumruk kombinasyonlarını daha sert vurmaya başladı Konstantin. Peki şunu söyleyebilir miyiz? 31 yaşında olmasına rağmen profesyonel kariyerine Konstantin'in biraz geç başlaması tabii ki onun açısından bir dezavantaj. Konstantin aslında kickboks altyapısından geliyor. Daha önceden Zamik Atakışehir'de de maç yapmıştı, kickboks maçı. Bu sene başladı, yani bu 1-2 yıldır boksa başladı ama tabii geç dediğin çok doğru yani. Halbuki güçlü, kuvvetli, o ilk yıllarından itibaren boksa ağırlık vermiş olsaydı büyük yetenek olarak gösteriliyor Konstantin. Ama o da nasıl ilk round'dan nakat bekler miyiz dedim kendisine. Hayır dedi, rakip tecrübeli, o yüzden daha temkinli davranacağım demişti. Gerçekten de öyle. Fırsatını bulduğunda indirmeye çalışacağım dedi. Gürcistan'da boks altyapısı çok iyi biliyorsunuz. Daha önce Ramazan Palyani kardeşler de Türkiye milli takımından dövüşüyorlardı. Birçok olimpiyat dünya şampiyonu çıkardılar. Ondan dolayı yani Gürcü boksörleri çok hafife almamak gerekiyor. Sol direk. Direkt yumruklar bakın sürekli Alman boksörde Konstantin Biegler. Sol direk attı tekrar aradan. Sağ yumruğunu da kombinasyona bağlamaya çalışacak. Sağ koşu attı şimdi. Hemen tekrar kapanıyor. İkinci roundda saniyeler var. Stop. Okay. 40 saniye var sevgili izleyiciler. Alman boksör üzerine gidiyor. Sol koşe girişimi var. İsabet buldu. Gürcü boksör de sol koşede rakibin üzerine gitmeye çalıştı. Sol direkler devam ediyor. Bir sol direk daha geldi. Gürcü boksörün baskısı şimdi. Step back, both of you. Step back. Şimdi orada tekrar hücum bölgesinde sıkıştırdı köşede. İlklere doğru ayrılıyorlar. Iko Bebek mücadelenin hakemi. Hırvat hakem mücadeleyi yönetiyor. Gürcü boksörün köşesinde şu anda görüyorsunuz sunmalı bir çalışma. Karşılaşmayı izleyenler arasında Avni Yıldırım da var. Türk boksunun yenilgisiz ismi Avni Yıldırım da seyirciler arasında. Round 3. Üçüncü round. Karşılaşmada yeni bir round başladı sevgili izleyiciler. Konstantin yakına giremedi. Rakibi sürekli yakına girmek istedi. Aslında bana göre... mükemmel bir tane sağ kroşa geldi. Harika bir sağla Alman boksör neye uğradığını şaşırdı. İşte, yakına. Bana göre Konstantin'in sağ parkat kullanması lazım. Sağ parkat. Gürcü boksör kazanmaya geldiğini söyledi. Gerçekten çok ağır bir yumruk alıyor. Tevdorashvili'den Konstantin Biegler. Balyoz gibi bir yumruk denedi. Sağ sol direkler geliyor. Bir sol koşe daha geldi. Stop. Stop. No holding. No holding. Box. Sağ direk atıyor. Karşılaşma bayağı bir hareketlendi. Boşa sallanan bir sol kroşe. Gürcü boksör bastırıyor. Biraz daha çenesinin ucundan yakalamış olsa belki de yatıracaktı. Üçüncü roundda adeta fırtına gibi Gürcü boksör Giorgi Tevdorashvili. 27 galibiyetinin 17 tanesini knockout'la elde etmişti Gürcü boksör. Sol sağ direkler. Sol koşa girişimi var. Üzerine gidiyor. Bir daha denedi. Ve hakem saymaya başladı. Bir knockdown yok. Ayağa takıldı bence. Hakem sayıyor şu anda. Reklam tabelasına takıldı tam önümde. Sol koşa geldi şimdi Gürcü boksörden. Bir sol koşa daha geliyor. Arka arkaya yumruklar denedi. Alman boksör sarılmak zorunda kaldı. 54 maçlık bir tecrübe Birol Topuz, öyle kolay değil mi? Ya ben Gürcü boksörlerin çok boksu bilen, altyapısını bilen ve uyanık boksörler olarak görüyorum. Ve bunu da dünya boksu da biliyor yani. 3 maçta 3 galibiyeti olan, 3'ünü de knockout'ta elde eden Konstantin Biegler. Zorlu bir rakibe çarptı şu anda bana göre. Sağ kroşe. Viraj maçlarından birini yapmak istedi. Sağ direkt geliyor. Yine iplerde sıkıştı. Viraj maçları vardır. Böyle yenilgisiz giderken araya bir tane sert maç koyulur. İşte onlardan bir tanesi. Biliyorsun ilk maçında, ikinci maçında yenildi Lomaçenko. Evet. Çok enteresan. Orlando Salido'ya. Evet. Olimpiyat şampiyonuydu. 2 kez üst üste olimpiyat şampiyonu olarak geldi. Profesyonel arenaya girdi. İkinci maçında kaybetti. Ama üçüncü maçta dünya şampiyonu oldu. Üçüncü maçında da dünya şampiyonu oldu. Zaten Orlando Salido'yu yenseydi yine olacaktı. Konstantin geriye doğru çekildi ve roundu tamamlıyoruz. Gerçekten çok klas bir roundu geride bıraktık. Tekrarlarını izleyeceğiz şimdi. Süper slow motion'larla birlikte ekranlara giriyor. Bakın bu sağ direkt harikaydı. Yıkılmadı, ayakta kalmayı başardı. Sonrasında neler oldu ekranlarınızda. Neye uğradığını şaşırdı adeta. İşte bakın yatırdığı yere düştüğü yerde burası. Burada hakem saydı, Hırvat hakem Iko Bebek. Avni Yıldırım bakın şimdi ekranlara geldi. Kariyerinde yenilgisiz devam ediyor. WBC Federasyonu'nda 3 numarada yer alıyor. Avni Yıldırım, yanında da Ahmet Öner vardı. Karşılaşmayı izleyenler arasında Türk boksunun gururu haline gelmeye başlayan Avni Yıldırım da artık dünya şampiyonluk mücadelesi bekliyor. Miami'den geldi yaklaşık 1,5 saat önce. ve direkt salona geçiş yaptı. Bu karşılaşmaları izledikten sonra tekrar geri döneceğini söyledi. Sol koşa gidiyor. Ve Gürcü boksör bastırmaya başladı. Tekrar üzerine gidiyor. Sol koşesini savurdu. İsabet yok. Peşinden koşmaya devam ediyor. Üçüncü round'dan sonra sevgili izleyiciler, karşılaşmanın seyri tamamen değişti. İlk iki round'da Alman boksörün üstünlüğü söz konusuydu. Sonrasında üçüncü round'dan itibaren Gürcü boksör baskı kurmaya başladı rakibin üzerinde. 30 yaşında, arada bir yaş var sadece. Gürcü boksörün kondisyon sorunu yoksa bana göre çok etkili oluyor. Yakına girdiği zaman özellikle kroşeleri solun üzerinden çok iyi vuruyor. Bel altı bir vuruş var sevgili izleyiciler. Mücadelenin Hırvat hakemi Babek. Bakın şimdi orada 5 dakikaya kadar dinlenme süresi olabiliyor. Bel altı vuruşlarda sevgili izleyiciler. Bu süreyi kullanıp kullanmayacağını soracak şimdi. Fatih Gereş birazdan ringde olacak sevgili izleyiciler. Bel altı vuruşu bakalım var mı yok mu? Tam kemer bölgesine geliyor aslında. Burada ne? Sol koşa geldi şimdi. Devam ediyorlar. O 5 dakikanın tamamını kullanmadı. İnisiyatifini olumlu yönde kullandı sevgili izleyiciler. Sağ geliyor şimdi. Alman boksör tekrar maça girdi. Gürcü boksörü iyi yakaladı sevgili izleyiciler. Maç kızıştı Birol Topuz. Yani Gürcü boksör bana göre şu anda Konstantin'den daha başarılı. Çünkü daha istekli arzu. Konstantin çok sonuca odaklı bir şekilde uzak mesafesi. Bakın yine sağ yedi. Arkasından şimdi Alman boksörün kontrol yumrukları var. Ve yıkıyor mu? Diz çöktü. Hakem bakalım sayacak mı? Hayır, saymadı, devam ediyor. Bana bir denge kaybı. Bir denge kaybı olarak değerlendirdi. Alman boksör geriye doğru çekildi. Şimdi tekrar yumruk kombinasyonuna girmeye çalışıyor. Karşılaşma ciddi anlamda kızıştı sevgili izleyiciler. Sol direkt denemeleri var şimdi. Bakın sol kroşesini vurdu. Sağı uzattı. Sağ gösterip sol vurdu. Sol kroşeden sonra sağ direği uzatması lazım. Kombinasyonu yakalayamadı. Evet, tek vuruşta kalıyor. Sol direkler var bakın. İsabet bulmasa da rakibi kendisinden uzak tutmak için Konstantin sürekli o kolunu önde tutuyor. Bir ara Klitschko'nun meşhur taktiği gibi düşünün. Sağ kroşe boşa gitti. Gürcü boksör alttan bir aparkat dedi. Arkası gelecek ve sarılıyorlar. Bilgen sağ aparkat bana göre Konstantin'in sonuca gideceği yumruk. Sağ aparkat. Sağ aparkatları bekleyeceğiz. Round bitti. Şimdi Fatih ile bir röportaj hazırlığımız var. Hazır olduğunda arkadaşlarım bana söyleyecek. Fatih Gereş Avrupa şampiyonumuz, profesyonel kariyerinde Türkiye'de ilk kez ringe çıkacak. RMO Boxing gecesinde. Heyecan giderek artıyor değerli izleyiciler. Ve Fatih Gereş 2011 Avrupa şampiyonusun. Profesyonel kariyerinde de adım adım ilerliyorsun. Hedef neler? Hedef Avrupa şampiyonluğu. Şu anda 7 maçtan gidiyorum. İnşallah yarın 8. maçıma çıkacağım. Seriyi bozmadan devam etmek istiyorum. Bazen böyle çok iyi geri dönüşlerin oluyor. Bu maça hazır mıyız? Bu maça hazırız. Şükürler olsun. İyi hazırlandım. Antalya'da kamp yaptım ve buraya geldim. Hazırlıklarım çok güzel geçti. Herkesi TV 8.5 ekranlarına bekliyorum. Çok güzel gece olacak. Peki, başarılar diliyorum. Sağ olun. Beşinci round başladı sevgili izleyiciler. Stop! 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 İçe kızıştı sevgili izleyiciler. Evet, puan düşüyor kendisini dinlemediği için Gürcü boksörden ve diğer taraftan da aynı şekilde puan düşüyor mücadelenin hakemi. Yalnız Konstantin çok yoruldu. Nefes alışını verir, görüyor musun? Alman boksör kondisyon açısından 6 roundluk mücadeleyi çıkartıp çıkartamayacağını merak ediyor herkes artık. Sol koşe. Daha önceki karşılaşmalarını 2'şer roundda knockout'la bitirmişti. Harika bir sağ kroşe geldi az önce. Sol direk. Sağ kroşe girişimi var tekrar. Sol kroşe. Sağ direk geliyor. Break, step back. Stop. Watch your head. Watch your head. Box. Gürcü boksör tekrar atak peşinde. Mesafe kapandı. Hırvat hakem ayırıyor. İstanbul'da break. Ataşehir'de heyecan tam gaz devam ediyor TV 8.5 ekranlarında. Sol kroşe girişimi var. Sol kroşe tekrar denedi. İsabet yok. 5. raundu sonlarına doğru geliyoruz. Daha önce 3 raundu bile görmemişti. 2'şer raundda bütün rakiplerini nakavt etmişti Alman boksör. Sol kroşe denedi tekrar. İyice yoruldu. Giorgi Tevdorashvili'ye baktığınızda ise kariyerinde 10 roundları bile görmüş bir boksör. 12 round görmüş boksör. Gürcü boksör ataklarına devam ediyor. Sol yeri bir tane. Hakem de nasibini alıyordu yumruktan. Zaman zaman bunu yaşıyoruz. Ve bu arada devam ediyorlar. Son saniyeler. Round bitti, bitecek sevgili izleyiciler. Sağ sol direklerle birlikte tamamlandı. Evet, 5. roundu da bitiriyoruz. Artık son rounda doğru gidiyoruz sevgili izleyiciler. Bilge Hanım, Konstantin 4. matında çok sert bir kayaya çarptı. 4. karşılaşmasında Konstantin dediğin gibi, ama beklenen bir mücadeleydi. Tartıda olsun, diğer anlarda olsun, iki boksörün de karşı karşıya geldiklerinde bu tansiyonu görmüştük aslında. Gürcü boksörlerin fiziklerine baktığınız zaman aldanıyorsunuz. Çok böyle hani fiziksel olarak hani Konstantin'le karşılaştığınız zaman daha fit gözüken Konstantin. Ama Gürcü boksörlerde boks altyapısı var. Yani özellikle amatör bokstan geldikleri için oyunu çok biliyorlar. Konstantin amatör boks yapmadığı için o oyunu çok uygulayamıyor şu anda. 6th and final round. 6. ve son round. Son round başladı. Gong sesiyle birlikte Ataşehir'de kongre merkezinde sevgili izleyiciler. Sol direk aldı Gürcü boksörden. Şimdi tekrar sert bir mücadele. Break, break, step back, step back. Sol kroşe. Sağ kroşe tekrar. Solu uzattı, isabet yok. Box. Sağ direk geliyor. Bir sağ kroşe daha. Arka arkaya sert yumruklar geldi şimdi. Stop. Box. Stop. Tekrar bir bel altı vuruş var mı, yok mu? Tekrar bir mola verildi bel altı vuruştan dolayı. Oyunu durdurdu, süreyi durdurdu karşılaşmanın hakemi. Tarafsız köşeye gönderiyor Gürcü boksörü. Tamam mı, devam mı? Biraz da bunlar dinlenmek için yapılan taktikler diyebilir miyiz Birol Topuz? Biraz dinlenmek için taktikler yapmaya başladı Alman boksör. Bilgem, ben zaten Konstantin'in zaten önemli gövdesi çok zayıf. Gövdesini almış olduğu yumruklarda özellikle Nefesi çok çabuk kesiliyor. Bana göre de burada bir hani boksun cinliğini yapıyor. Devam ediyorlar mücadeleye. Alman boksör yenilgisiz olarak kariyerine devam ediyor. İlk iki roundda çok iyiydi. Sonrasında kontrolü rakibe kaptırdı. Ama 5. roundda da fena değildi. Bakalım bu roundu alan belki de maçı alacak gibi görünüyor. Yani şu an maç ortada gidiyor. Burada etkili olan bana göre maçı götürebilir yani. Boks gecesi tabelamıza lütfen yazın. Yorumlarınızı canlı yayında okumaya çalışacağım. Sert yumruklar devam ediyor. Şimdi tekrar sarıldılar birbirlerine. Karşılaşmanın hakemi ayırıyor. Yaklaştırmadı yanına. Evet, kafayla puan düşüyor ve evet, bu belki de maçın kader anı. Belki de Alman boksör için maçın kader anı. Gürcü boksörden puan düştüler. Gürcü boksör genelde yumrukları vurduktan sonra sarıldığı için mücadele yaptırmamaya çalışıyor ama bu da tabii ki profesyonel boksta bir hakemlerden ihtar alma yöntemidir. Sağ direk, sol direk geliyor. Tekrar sağ direk denedi Alman boksör. Cruiserweight maçı bu. 91 kilo altındaki kilolarda mücadele veriliyor. Sol kroşe. Sağ sol geldi şimdi tekrar. Gardına darbeler ve roundu tamamlıyoruz. Kim kazandı, kim kaybetti şimdi göreceğiz. Az sonra ringe çıkacak boksörlerimizden ağır siklette 6 maçta 6 nakavtı bulunan Umut var Mehmet Ertem'in yanında. Şimdi ona gidiyoruz. Umut Çamkıran'la beraberiz. Umut birazdan Macar Zoltan Çağla ile çok kritik bir maça çıkacak. Umut, neler söylemek istersin hem rakibinle alakalı hem bu maçla alakalı? Rakip tecrübeli, iyi, güçlü, büyük adam. İşte ona iyi hazırlandık. Güzel bir maç olacak. İnşallah seyirciye güzel bir maç göstereceğiz. Peki seyirci seni knockoutlarınla tanıyor. Bugüne kadar çıktın. 6 maçın 6'sında knockoutla kazandın. Evet. Bugün bir knockout daha bekleyebilir miyiz senden? İnşallah. Şimdi büyük konuşmak istemiyorum ama inşallah bir knockout olacak. Önemli olan güzel bir maç yapmamız ve seyircimize, bütün ülkemize güzel bir maç göstermek. Ben biraz önce rakibinle de konuştum. Umut'u yenebileceğimi düşünüyorum dedi. Kendime güveniyorum dedi. Onun hakkında neler söylemek istersin? Daha önce maçlarını izledin mi? Nelere dikkat etmen gerekiyor sence? Çok sevindim. Öyle düşünüyorsa tabii ki benim için güzel bir tecrübe olacak. Yani öyle kendine inanması benim için daha güzel bir şey. Şimdi göreceğiz işte ringde. Kim kimi yenecek göreceğiz. Peki. Başarılar diliyoruz Umut. Teşekkür ederim. Tekrar sizdeyiz. Kazandı, kim kaybetti göreceğiz. Değerli misafirlerimiz, sevgili TV8 izleyicileri, müthiş geceleri çok hızlı başladı ve ilk müsabaka sona erdi. Müsabaka sonrasında karşılaşmanın puan hakemi değerlendirmesini yaptı ve yapmış olduğu değerlendirme sonucunda müsabakayı 57-53 puanla kazanan winning on points by 57-53 by the judgment of the judge after 6 rounds of boxing. Red corner, kırmızı köşe, Konstantin Biegler. Son ihtar gerçekten de maçı getirdi diyebiliriz sevgili izleyiciler. Alman boksör kazanıyor, Gürcü boksör kaybetti. İtirazlar da söz konusu. İki boksörden de hakemi dinlemedikleri için puanların düştüğünü de sizlere aktarmak isterim. Böyle bir durumda Alman boksör 4. galibiyetini elde ediyor. 4. galibiyet ama bu kez knockout edemedi. Eğer hızlı bir şekilde ilk 15'e girmek istiyorsanız çok iyi knockoutlar yapmanız lazım ve ilgi çekmeniz lazım. Ancak bu şekilde merdivenleri çabuk çıkıp dünyada sıralamada puancı olduğunuz zaman sıkıntı yaşarsınız. Knockoutçu boksör olmanız lazım profesyonelde. Sevgili izleyiciler, çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Az sonra Umut Çamkıran ve değerli izleyiciler Fırat Arslan'ın karşılaşmaları var. Birazdan sevgili izleyiciler. Birazdan Umut Çamkıran ve Fırat Arslan'ın karşılaşmaları var. Ağır sikletteki umudumuz namalup knockout canavarı Umut Çamkıran Macar Zoltan Sava karşısında. Birazdan. Eski dünya şampiyonu Zonguldaklı boksörümüz Fırat Arslan Kosovalı Kezim Tahiri ile 49. maçına çıkıyor. Birazdan.